Evet değerli izleyenlerimiz, Tavas'ta Rahvan At Yarışları'na geldik. Tabii bu organizasyonu düzenleyen başkanla tanışacağız. Evet merhaba, önce sizi tanıyalım. Merhaba, hoş geldiniz diyorum. Tavas Rahvan At Spor Kulüp Başkanı Hasan Kişici. Peki Hasan Bey, bugün burada neler yaptınız, bize bahseder misiniz? Biz her sene geleneksel olarak Tavas Rahvan At Yarışları yapıyoruz kulüp anlamıyla. Bu atasporumuzu öldürmemek için, gelecek nesillere aktarmak için, tabii bunu yaparken de daha modern, daha çağdaş, kural ve kaidelere uygun bir şekilde ilerlemesi için uğraşıyoruz. Tavas bir kültürel bir etkinliktir. Bugünün de bir ayrı bir özelliği var, biliyorsunuz 30 Ağustos. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmandan kuruluşunun temellerini attığı için bir tarihi. Zafer bayramımız. Yarışımız Zafer Kursu adı verdik. Daha bir ayrı anlam kazandırdık. Bu maksatla Zafer Bayramı'nı biz rafanatçılar bir şekilde kutlamış sayıyoruz kendimize. Çok bugünü güzel. Yani bir o ölmüş şehitlerimiz, bu vatan için canını vermiş şehitlerimizi yad ediyoruz atlarımızla. Al bayrağımızla koşturuyoruz. Amacımız bu. Evet, bu sene Zafer Bayramı'nda, Zafer Yarışı'na nasıl hazırlandınız? Sağ olsun Tavas Belediyesi'nin manevi katkılarıyla, yarışsever insanlarımızın katkılarıyla maddi ve manevi oluyor bu. Yani ikisinin birleşmesi de oluyor Tavas, Rafun At Yarışları. Son dönemlerde olan çevredeki yarışların en büyüğüdür. Hı-hı. En çok at katılımı olan yarıştır. Hı-hı. Bundan gurur duyduk. Kayseri'den, Muğla'dan, Afyon'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Antalya'dan, Çorum'dan dahi buraya at geldi. Yani değişik insanların, değişik yerlerden insanların bizim bölgemize gelişi bizim bir iş turizmdir bu. Neticede ekonomik olarak da bunun katkısını görür Tavas halkı, Tavas insanları. Hem sosyal, hem ekonomik, hem kültür anlamda hizmet ettiğimi düşünüyorum ben Tavas bu anlamda. Peki. Ve bunu devam ettirmek için gerekli mücadele vereceğim ömrüm boyunca. Peki size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz sağ olun. Biz şimdi yarış alanını gezeceğiz. Tabii, tabii. Röportajlar yapacağız. Tabii tabii. Çok teşekkür ediyorum. Şey değil, ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için, bu etkinliğimizi duymayan insanları duyurduğunuz için, görmeyen insanları gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Her sene bekleriz diyorum ben sizi. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet ümidim, gezmeye başlayalım. Değerli izleyenlerimiz, Tavas'ta Rahvan At Yarışları'nda devam ediyoruz. Şimdi yeni bir konuğumuz yanımızda. Efendim merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Mustafa Nuri Duatepe Babadağlıyım. Evet. Evet, Tavas'a hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin de evet. Bu işe ilginiz evet. Var. Evet. Bugün Tavas'ı nasıl buldunuz, neler söylemek istersiniz? Bak, güzel bir yarış sahası var, güzel bir yarış oluyor. Bunu tertip edenlere tebrik ederim. Ve devamını dilerim. İnşallah. Biz de buraya seyirci gözüyle geldik. Tabii, tabii. Güzel. Her şey tabii, güzel. Tabii. Hava güzel. Yarış güzel. Evet. Allah kazasız belasız atları düz bastırsın. Amin. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Peki efendim, Babadağ'da ne zaman? Biz oraya da geleceğiz inşallah. Ben orada görüşeceğiz. Henüz kati yarış gününü öğrenmedim. Fakat orada da her zaman geleneksel efendim at koşuları oluyor. Bu defa ayın kaçında ne zaman olduğunu bilmiyorum şimdi. Evet. Peki efendim, sizin ne zamandan beri bu işe merakınız var? Bu işi ne zamandan beri takip ediyorsunuz? Şimdi ben 1932 doğumlu olduğuma göre evet. Efendim biz doğduğumuz zaman zaten arabalar yoktu. Ya. Hayvanlar devlerle tabii. Nakil yapılırdı. Efendim bir şehirden bir şehir, bir yerden bir yere hayvanlar yaptı. Tabii. Biz de o zaman atlar, hayvanlar içerisindeydik. Keza babam, dedem öyle. Diğerler de öyle. O günden bugüne biz dama girip çıkmayı öğrendiğimiz için bu sevda bizden düşmüyor. Seviyorsunuz evet. Her zaman. Tabii, tabii ki. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, rica ederim. Ben şöyle gezeceğim evet. Arkadaşlarımızı. Tabii, tabii. Evet, Ümran abim. Görüşürüz. Sen neler söylemek istersin? Babam da, bunlar evet. Da bizim atlarımız. Ağrımızda 8-10 tane atımız var. Oo, ne güzel. Dededen, babadan, en sonunda bize. En sonunda bu da bizim evlat emanet. Allah bağışlasın. Böyle peki, yetiştiriyoruz. Siz kaçıncı kuşaksınız? Dededen babadan. Üçüncü kuşak. Bu dördüncü kuşak oluyor. Üçüncü kuşak. Kardeşimiz dördüncü kuşak. Dördüncü kuşak oluyor. Dilerseniz oğlunuzu da tanıyalım. Tanıyalım. Peki Ümran abi, teşekkür ediyorum. Evet merhaba, seni de tanıyalım. Ben Furkan Doğatepe. Ben de bu işlere yeni yeni bir genç olarak başlıyoruz. Jokeylik evet. Var mı sende? Yavaş yavaş öğreniyoruz biz de. Olacak mı? Atadan dededen görerek. Biz de jokey olmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Sen bu işi babandan mı öğrendin, dedenden mi? Karışık aslında. Tam bir şey söylemeyiz. Babamdan da var, dedemden de var.
Çok güzel. Bunlar atlar bize miras kalıyor. Amcalarından var. Amcalarından da öğreniyor değil mi? Tabii, hepsinden öğreniyor. Evet. Ailecik, sülalecik. Ailecik. Peki başarılar diliyorum Furkancığım. Sağ olun, teşekkür ederim ben size. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Ümidim şöyle Hacı amcamın yanına doğru gidelim. Hacı amcam, bizi izleyenlere bir diyeceğim varsa alalım, sonra geçeceğiz. Valla siz böyle şeylere alaka gösteriyorsunuz. Sizleri tebrik ederim her yerde. Aleme duyuruyorsunuz. Ne söyleyeyim? Bütün sevenlere hepsinde saygılarımı, sevgilerimi sunayım. Belediye Başkanımız Sayın Turhan Veli Akyol Başkanımız yanımızda. Başkanım, çok güzel bir organizasyon olmuş. Siz neler söylemek istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Tavas yöresi ve Tavas bölgemizde artık Kızılca Rahvan Atlı Kulübü'nden sonra Tavas'ta da aynı şekilde merkezimizde de geleneksel hale gelmiş olan bu at yarışlarımız, rahvan at yarışlarımız inşallah ses getirmeye, burada insanlarla yılda bir kez de olsa bu at sevgisinin bizim açımızdan, Türkler açısından, Türk milleti açısından, Türklüğün o yaşayan gururunda, medeniyet değerlerinde ne anlama geldiğinin paylaşım açısından önem arz ediyor. İşte 30 Ağustos'un rastlatılması rastlantı değil. Sadece tesadüf de değil. Bilinçli olarak 30 Ağustos ve bu Rahvan Atlı yarışmamızın bu koşuyu biz zafer koşusu olarak da hem değerlendirdik ve değiştirdik. Çok güzel olmuş. Tabii bunun öncesinde aslında planımızda ve programımızda konserlerimiz vardı. Bu konserleri biz iptal ettik. Belediye olarak da ve Atlı Spor Kulübümüzde anlayışla karşıladık. Vatandaşlarımıza da bunu izah ettik. Ülkemizin şu anda karşı karşıya kalmış olduğu bu terör belasından dolayı da bu konserlerimizi zaten iptal ettik. Ki biz bunun öncesinde Çağırgan bölgemizde bizim yörük şenliklerimiz vardı. O da gelenekseldi. Tamamen şenliği iptal ettik. Ve dolayısıyla bu bugünkü Tavas merkezimizde bu alanda gerçekleştirmeye çalışmış olmakta olduğumuz bu güzel yarışma 130 at şu anda. Bakın 130 at katıldı. Rakam oldukça iyi. Çok güzel bir rakam. Kızılca'dan daha fazla bir katılım var bugün. Çünkü Kızılca'da o gün 3 ayrı yerde rahvan at yarışları vardı. Ama bugün burada tek diyebileceğimiz bir yarışma. Birçok illerimizden, çok çeşitli illerimizden, Tokat'tan, Konya'dan, İzmir'den, Aydın'dan, Ödemiş bölgemizde çok misafirlerimiz var. İki gündür onları burada misafir ediyoruz. Kalacak yerler, atlarıyla alakalı, kendileriyle alakalı misafir ediyoruz. Hem Ege'mizin, hem Tavas'ımızın, Denizli'mizin o güzel değerleriyle, kültürel yapısıyla buluşma ve buluşturma, hem de insanlara karşı rahvan at, o rahat yürüyüş nedir? Türklerde göçebe bir hayat olduğu için de uzun soluklu yürüyüşlerde ne anlama geldiğinin paylaşımı anlamında çok önem arz eden bir yarış bu. Sekizincisini şu anda gerçekleştiriyoruz bakın. Yıl yıldan daha güzel geliyor. İnşallah önümüzdeki yıl hedefimiz Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Kızılca'daki o alanda Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirmek. Oradaki altyapı çalışmalarıyla daha mükemmel, daha oturmuş, daha güzel bir şekilde sokmak suretiyle inanıyorum ki Türkiye Şampiyonası'nı Kızılca'ya getirmek, Tavas bölgesine getirmek. İnşallah. Bizim ana hedefimiz bu zaten. Tabii tabii. Şu anda bile inanın beklentimizin çok üzerinde bir katılım var. Alanı geniş bir yuvarlak olarak şöyle değerlendirdiğiniz zaman her tarafta insan var, her tarafta araç var, her tarafta atlar var. Tabii bu atlı spor, at ve spor bizim değerlerimiz içerisinde rahvanın ne demek olduğunu, atın ne demek olduğunu, at sırtından inmemenin, kılıcını kınına sokmamanın, o mücadele ruhunun, o fetih ruhunun, yani 14 milyon kilometre karelik alanda fetih şuuruyla, bakın işgal değil, fetih şuuruyla oralara gidip de medeniyeti, güzelliği, tarihi şuuru ve insanlığı, toleransı, hoşgörüyü, adaleti götüren bir ecdadın ahfadı ve torunlar olarak bugün burada gayet mükemmel bir şekilde biz inşallah diyoruz ki bu atlı spor kulübünü, at sporunu, rahvan at yarışları hem sevdirme, hem sahiplenme, hem de bir sonraki kuşaklara aktarma şeklinde güzel bir yarış diye düşünüyorum ben. Emeği geçen bütün kardeşlerimize, belediye çalışanlarıma bir bir teşekkür ediyorum. Bugün aramızda bulunan gerek Sayın Kaymakamımız, BH Belediye Başkanımız, vekillerimiz, yine
Kazım Bey, Kazım Aslan Bey, Melike Basmacı hanımefendi vekilimiz, yine Gülizar Hanım vekilimiz ve parti başkanlarımız, il başkanlarımız, katılımcılar, siyasi parti temsilcilerimiz ve ülkemizin değişik yerlerinden gelen bütün misafirlerimize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel yarışlar, daha güzel seyirler, daha güzel platformlarda daha harika ve daha mükemmel. Tabii burada eksiklerimizi yavaş yavaş gideriyoruz ki Sayın Bakanımız da aslında katılacaktı. Ekonomi Bakanımız Sayın Zeynep Bekçi'nin burada vatandaşlarımıza da selamlarını, sevgilerini, yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Bey'in, Osman Zulan Bey'in teşekkürlerini sunuyorum. Selam ve saygılarını sunuyorum. Hakikaten emekleri var, katkıları var. Onun için ben yarışmamızın hayırlar getirmesinde inşallah çok teşekkür ediyorum inşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Biz alanı gezmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Evet değerli izleyenlerimiz, Tavas'ta devam ediyoruz. Şimdi yanımızda Kazım Aslan Bey var, milletvekilimiz, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz. Evet sayın vekilim, Tavas'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler söylemek istersiniz efendim? Gerçekten yarış olarak güzel bir yarış götürüyorlar. Özellikle Rahvan Atlar'ın yarışını her sene gelirim, izlerim. Bu seneki daha coşkulu, daha güzel bir yarış var. Özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmiş olması da bir ayrı güzellik katıyor. Biraz önce arkadaşlarımız bayraklar alarak atların üzerinde bu coşkuyu pekiştiren ve daha çok güzelleştiren bir yürüyüş yapmışlardır. Ben arkadaşlarımı kutluyorum. Ağayı kutluyorum. Buradaki bu organizasyonu yapan başta Hasan Keçeci olmak üzere başkan ve yönetim kurulu arkadaşları kutluyorum. Gerçekten bu işler kolay değildir. Ama organizasyonu yaptığınız zaman, halka güven verdiğiniz zaman, insanları inandırdığınız zaman, at yarışına gelecek arkadaşlarımız burada güzelliği yaşadıkları zaman buraya tekrar tekrar geleceklerdir. Bu da tavasımıza bir ekonomik açıdan, hareket açısından katkı yapacaktır. Bunu yaptığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki yarışlarda da aynı şekilde daha canlı, daha diri, daha çok katılan bir atlarla katılan bir yarış olur. Temennim tavasımızın gerçekten hem güçlenmesi hem de Denizli'nin öne çıkan bir ilçesinin olmasını, yardımcı olmasını, bunlar için de biz vekiller olarak bu konuda da elimizden gelen gayreti sarf ettiğimizi, Denizli ve Tavas temsilcilerime de sevgi ve saygılarımı, selamlarımı ilettiğimi açıkça belirtmek isterim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Kale Kaymakamı Sayın İhsan Ayrancı şimdi yanımızda. Evet efendim, kaleye Tavas'a hoş geldiniz diyelim. Rahvan at yarışlarıyla ilgili. Siz Kale Kaymakamı dediniz ama ben şu an aynı zamanda Tavas Kaymakamı vekiliyim. Burada ev sahibiyim yani. Sizler hoş geldiniz. Evet. Evet, gerçekten farklı bir günü burada hep birlikte yaşıyoruz. Rahvan yürüyüşü sizlerin de bildiği gibi atın aynı taraftaki ayaklarını aynı anda atması prensibine dayalı ve birincisini sarsmadan ona bir seyahat imkanı sağlayan bir yürüyüş biçimi ve bunun bir at yarışlarıyla bu şekilde yaşatılıyor oluşu ve bu binicilik sporunun burada yaşatılıyor oluşu, buna önemli katkıların olduğumuz bu yarışların burada yapılıyor oluşu bizleri çok mutlu etti. Tavas'ta Tavas Rahvan Atçılık Kulübü ve Kızılca Atçılık Kulübü'nün bu anlamda geçmişte de çok kısa bir süre önce de biliyorsunuz Kızılca'da at yarışları düzenlendi. Onların bu anlamdaki çalışmalarını bizler de elimizden gelince destekliyoruz ve bu yarışlarda tabii izleyicisine ayrı bir seyir keyfi veriyor. Bu yürüyüş biçiminin öyle bir özelliği var. O bağlamda da burada olmaktan, bu atmosferi vatandaşlarımızla birlikte yaşıyor olmaktan duyduğum mutluluğu her şeyden önce ifade etmek isterim. Sizlere de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi de yanımızda Beyağaç Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Akçay Bey var. Evet başkanım, Tavas'a hoş geldiniz. Nasıl buldunuz? Neler söylemek istersiniz? Evet, hoş bulduk Vekil Bey. Ben her şeyden önce size iyi yayınlar diliyorum. Tabii Tavas'ta bugün Tavas Belediye'mizin öncülüğünde 8. geleneksel Rahvan At yarışları yapılıyor. Biz tabii bölge itibariyle biraz bu at yarışlarına uzağız ama yine de bugün burada Tavas Belediye'mizi, Tavas'taki bu koşulları ilgiyle izleyen vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyorum düşüncesiyle bu davete icabet ettik.
Tabii şöyle tarihimize bir baktığımız zaman biz at üzerinde belli bir coğrafyaları fetheden ve o coğrafyalar üzerinde medeniyet tesis eden, uygarlıklar kuran, imparatorluklar kuran bir neslin torunlarıyız. Bugün aynı zamanda da 30 Ağustos, Büyük Zafer'in 93. yıl dönümü. Böyle bir anlamlı günde de böyle bir yarış tertip etmek güzel bir şey. Tabii tarihimize baktığımız zaman atlar bizim tarihimizde çok önemli bir yer işgal ediyor. Bugünkü buradaki organizasyondan keyif aldım. Organizasyonda emeği geçen, başta Tavas Belediye Başkanımız olmak üzere katkısı olan herkese huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Başkanım, bu tür bir organizasyon Beyaş'ta yapılabilir mi? Hani şey yapıyorsunuz siz, yağlı pehlivan güreşleri çok güzel oluyor. Evet. Bu tür organizasyonlara yabancı değilsiniz. At yarışı olamaz mı başkanım? Tabii bizim bölgemizde şu ana kadar rahvan at yarışı olmadı. Ama tabii çok da uzakta değiliz. Yani yapılmıyor ama yine aynı coğrafyanın, aynı bölgenin yörük insanlarıyız. Bu dağların eteklerinde yaşamışız. Buralarda bir kültür oluşturmuşuz. Yani Beyaş'ta da olabilir ama biz tabii bunu yine vatandaşımızın talebine göre, tercihlerine göre, isteklerine göre şekillendireceğiz. Tabii Beyaş'taki vatandaşlarımızın da böyle bir tercih isteği olursa da mutlaka bunu olumlu yönde değerlendiririz. İnşallah başkanım, biz de her zaman yanınızda olacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar ben diliyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Peki, sağ olun, teşekkür efendim. Ederim. Evet değerli izleyenlerimiz, Tavas'ta Rahvan At Yarışları'nda devam ediyoruz. Şöyle bir levha gözüme takıldı. Aziz şehitlerimizi unutmamışlar, burada yad etmişler. Şehit Kaan Kandemir ve Şehit Doğan Acar'ın da burada resimleri var. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz, Tavas'ta Rahvan At Yarışları'nda devam ediyoruz. Bu seneki ağımız yine tekrar diyeceğim ben. Tekrar ağa oldu. Veli Çıtışlı ağımız. Evet Veli abim, nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun Allah'ıma. Bugün dostlarla hep beraberiz. Büyük bir onur verdi. Evet. Halkımızla iç içe olmak ayrı bir güzellik. İnşallah devamını getiririz. Atasporları yaşatmak istiyoruz. Yaşatmak en güzeli. Yaşatmak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biz atalarımızdan şunu öğrendik. Geçmişini bilmeyenin geleceğinden ümidi olmaz. Biz geçmişimizi gençlerimize, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza hatırlatmak istiyoruz. Unutturmamak için herkes geleceğini sağlam baksın. Evet. Önemli olan bu. Yani geçmişini bilmeyen geleceğini asla bilmez. Tabii tabii. Önemli olan geçmiş. Tabii. Spora ve sporcuya vermiş olduğunuz destekten dolayı tebrik ediyoruz sizi. Allah razı olsun diyoruz. Peki şeyi soracağım ben ağam. Burada mesela ihale oldu. Evet. 9999. Bunun bir sebebi var mı? Tabii. Biz 9 ışık doktriniyle büyüdük. Lise yıllarımızdan beri Allah'a şükür hiçbir şeyimizden sapma olmadı. 9 doktrin demek ülkücü demek. Ülkücü yapımızdan, çalışmamızdan hiçbir zaman ödün vermedik. 9999'la 9 ışığı yaşatmak. 9 ışıkla gençlerimizi yetiştirmek. 9 ışıkla Türkiye'nin önünü açmak. Önemli olan bunu hatırlatmak. Herkes böyle bir imaj vermek lazım dedik. 9 ışığı unutmayalım. 9 ışıkla yaşayalım. Arka taraftan destek geliyor efendim. Yani biz böyle yetiştik. 9 ışıkla büyüdük. 9 ışıkla yaşamayı öğreniyoruz. Bu sene kaçıncı kez ağ oldunuz efendim? Burada ikinci ağlığım benim. Hı hı. Yani ben güreşte, yarış atlarında kesinlikle ağ yoksa ben hepsinin talibim. Herkesi gittiğim her yerde söylemişimdir. Biz bu kültürü yaşatmak için elimizden gelen her gayreti göstereceğiz. Karıncanın misali, yani su almış eline İbrahim Peygamber aleyhisselam ateşini söndürmelerken, yani sen gidinceye de yanar demişler ya. Hiç olmazsa uğrunda ölürüz. En azından yaşatmak için mücadele vereceğiz. Belki yaşatmayız ama elimizden geldiğince bu uğurda savaş vereceğiz. Yaşımız yettiği müddetçe bu savaşımızı sürdüreceğiz inşallah. Allah razı olsun diyorum. Ben de gerçekten memnun oldum efendim. Bizde de sizden olduğum memnun oldum. Son bir mesajınız varsa alalım efendim. Daha sonra devam edeceğiz. Yani biz herkesten istediğimiz, insanlar geldiği yeri unutmamalı. Tabii.
atasını sahip çıkmalı. Atasını hor gören kesinlikle bir yol alabileceğini zannetmiyoruz. Atamızın sporunu yaşatalım. Atamızın yürüdüğü yoldan da yürümeye gayret gösterelim hepimiz. Tek tavsiyemiz o. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aramızda sizi görmekten memnun olduk. Çok teşekkür ederiz. Her zaman yanınızda olacağız. İnşallah. İnşallah. Tavas'ta devam ediyoruz. Tabii bugün Tavas oldukça yoğun, kalabalık. Merkezden de gelenler var efendim. Şimdi de Denizli MHP İl Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Yasin Öztürk yanımda. Evet başkanım, Tavas'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bütün izleyenlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım. Burada Tavas'ta atasporumuz olan Rahvan at yarışı ile ilgili burada katkıda bulunmak amacıyla geldik. Yine de daha önceden Kızılcı'da bu konuyla ilgili size röportaj yaptığımda bilgilendirmiştim ama Ahal Teke diye tabir ettiğimiz bu atlar Rahvan koşuyor. Rahvan koşuşunun Türk milletinin üzerinde bir etkisi vardır. Tabii. Şu manada etkisi vardır. Bu atlarımız diğer atlara göre daha fazla mesafede uzun koşu yapabilen atlar olduğu için Türklerin dünyaya cihan şumul olmasına katkıda bulunan atlardır. Diğer atlar 20 kilometre koşarken bunlar 40 kilometre koşuyorlar. Neredeyse iki katı. Evet. Atların rahvan koşusu esnasında bizim savaşçılarımız at üzerinde kılıç, at üzerinde ok atma becerisine sahip oluyor. Diğer türlü dizgin atlarda böyle bir özellik yok. Bu anlamda bu kültürümüzün devam etmesi adına Denizli'de olduktan sonra her türlü yarışa katılmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah başkanım, çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenlerimiz, Tavas'ta devam ediyoruz. Yeni bir konuğum daha var yanımda şimdi. Pamukkale Üniversitesi doçent doktor Turgut Tok yanımızda, öğretim üyesi tabii. Evet hocam, Tavas'a hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle güzel bir gündeyiz, mutlu bir günde. Milli birlik ve beraberliğine en çok ihtiyacı olduğu bu günlerde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yüce Türk milletinin hepimizin kutlu olsun demek istiyorum ben. Burası Batı Anadolu. Batı Anadolu bölgesinin kavşak noktalarından birindeyiz ve önemli bir yerdir burası. Evet. Hemen sağ tarafımızda Honaz Dağı'nın eteklerinde tarihteki Kazıkbeli Savaşı'nın yapıldığı yerdeyiz şu anda. Kazıkbeli Savaşı Haçlı ordularına karşı yapılmış ve Kazıkbeli Savaşı kazanıldıktan sonra Batı Anadolu tamamıyla Türklerin eline, Oğuz Türklerin eline geçmiş. Oğuz Türklerinin çok yoğun olarak yerleştiği bir bölgedeyiz. Yörük Türkmen yerleşiminin hakim olduğu bir bölge. Yörüğün Türkmen'in olduğu yerde at olacak, koyun olacak, keçi olacak. Ve bugün bu manzaraları fazlasıyla görüyoruz burada. Yörük atsız olmaz. Atı biz, atlarla beraber Türkistan'dan Anadolu'ya geldik. Rusya'nın dağılmasından sonra Kırgız Devleti kurulduğunda Kırgızistan Devleti bizim o dönemin Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel Kırgızistan'a gitmişti. Kırgızistan'da Kırgız Devlet Başkanı uçaktan indiğinde Asker Aliyev çok güzel bir laf etmişti. Siz buralardan atlarla gittiniz, uçakla geldiniz, çekik gözlü gittiniz, badem gözlü geldiniz diye. Ya, çok anlamlı değil evet, mi? Evet, yani Türk'ün olduğu yerde, yörüğün olduğu yerde at olacak. At bizim Türk kültür tarihinde çok önemli bir ögemiz. Bu tabii günümüzün şartlarında teknoloji, ulaşım çok ilerledi. Ama attan hala Türk milleti ayrılamıyor. Tabii. O at sevgisi devam ediyor. Onun çok güzel bir göstergesi. Tabii. Bütün herkes burada. Batı Anadolu'dan, İç Anadolu'dan bir sürü atlar gelmiş, yarışçılar gelmiş. Hepsi bir aradalar. Atlarıyla aslında yarış işin bahanesi bir araya gelmek. Tabii. O kültürü ve Türk'ün ata olan sevgisini, daha doğrusu Türk hayvanı sever. Hayvan sevgisi çok önemlidir bizde. Canlı sevgisi önemlidir. Onun çok güzel bir örneğini hep birlikte görüyoruz. Sizler de bunu daha fazla kitlelere ulaştırma noktasında hizmet ediyorsunuz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim. Bizleri ve izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, Tavas'ta devam ediyoruz. Rahvan at yarışlarındayız. Yeni bir konuğum var yanımda. Efendim merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba efendim, ismim Bilal Akgün. 6 yıl Ülkücü İşçiler Derneği Denizli İl Başkanlığı yaptım. 3 yılda genel merkez yöneticiliği yaptım. Denizli'de emlak sektöründeyim.
Çok güzel. Peki bugün Tavas'ı nasıl buldunuz? Neler söylemek istersiniz? Tavas'ı bugün ilk defa ben bu şekilde bir at yarışına geliyorum. Kültürümüzün yaşatılması gerekiyor. Bunun için de emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Başta ağalığı alan Veli Çıtışlı Başkanımızın büyük desteği var bu at yarışlarında. Bunlar bizim tarihimiz, güzelliklerimiz. Bunları unutturmamak lazım ve her türlü desteği vermek lazım diye düşünüyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Rica ederim efendim. Evet değerli izleyenlerimiz, Tavas'ta Rahvan at yarışlarında devam ediyoruz. Tavas oldukça kalabalık bugün. Tabii yeni bir konuğum var. Evet merhaba efendim, sizi de tanıyalım. Merhaba efendim. Dur Bey Kerekli. Kendi müteahhitlik yapıyorum. Denizliyim. Tabii gerçekten ben de Tavaslı Altınoy köyündenim. Tabii burada atı sporumuzun yapılmasından dolayı geldik. Arkadaşımız, dostlarımızla hasbihal ediyoruz. Tabii atı sporu olmasından dolayı da gönlümüz, kalbimiz mutlaka kabarıyor. Tabii eskileri yaşıyoruz. Birlik beraberlik olsun istiyoruz. Memleketimizde olsun, arkadaşlarla olsun. Geldik böyle hem Tavas pazar olması sebebiyle de hem buraları ziyarete geliyoruz. Tabii. Hem buraları görüyoruz, dostlarla hasbihal ediyoruz. Gönüldaşlarımızla da böyle bir birlik içerisindeyiz. Gördüğüm kadarıyla birlik beraberlik içerisinde. Herkes bir hasret gideriyor. Aynen. Sanki bir aynen. Buluşma noktası gibi olmuş. Aynen. Değil mi? Yani göremediğimiz arkadaşlarla da görüşüyoruz. Tabii halbi onlarla niye diyeyim yani onların derdine dertleşmeye çalışıyoruz. Eskilerden bahsediyoruz. Tabii hoşumuza da gidiyor. Gördüğümüz zaman da tabii artık bu arkadaşın da devamı geliyor bir şekilde. Burada yeni arkadaşlarla tanışıyoruz. Dostlar ediniyoruz. Çok güzel bir organizasyon yani. Gerçekten biz memnunuz. Devamlı her yerde yani Türkiye'nin her yerinde olmasını istiyoruz yani bunların da. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Değerli izleyenlerimiz, Tavas'taki Rahvan at yarışları sona erdi. Şimdi Başkan Hasan Keçeci'den durum değerlendirmesi alacağız. Evet, nasıl oldu? Bir kısa bir değerlendirme yapar mısınız? Allah yüz bin kere şükür olsun ki hiç kazası belasız kimsenin burnu kanamadan güzel bir yarış geçirdik. Kavganın, gürültünün olmadığı, tartışmanın olmadığı, herkesin gülerek gelip gülerek gittiği bir yarışı bitirdik. Tabii biz yıllardan beri bu iş yaptığımız için biraz tecrübe sahibi olmamızın bunun etkisi var. İnşallah gelecek seneki yarışlarımız bundan daha da iyi olur, daha da güzel olur. Amacımız zaten o, bir öncekinden daha iyisini yapmak. Ve at yarışçılığını daha önceki seviyelerden daha yükseklere çıkarmak, çıtayı yükseltip daha fazla atın katılımı, daha fazla insanın katılımıyla bu sporu
olabildiğince yaşatabilmek. Sadece amacımız bu. Bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum ben. Bu konuda da katılımcılar olsun, misafirlerimiz olsun, seyir için genel halkımız olsun, herkese sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Bu yarışın yapılmasına biz katkıları sunan esnafımıza, iş adamlarımıza, yarış severlere, yarış ağımıza, sayın belediye başkanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkürler, bir borç bilirim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başka ekleyecek bir şeyim, sözüm yok yani. Gördüğünüz, siz izlediğiniz yarışa görüntülü her şeyi gösteriyor. Bu iş Tavas'ta seviliyor. Tavas'ın bir parçası haline gelmiş. Çünkü bayağı bir kalabalık vardı yine. İnsan, araba, at aynı şekilde üçü de birbirine eşit derecede, yüksek derecede gitti. Mutluyuz ya. Peki. Mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, Tavas'taki Rahvan At Yarışları burada sona erdi. Başka bir yerde, başka bir programda görüşmek üzere. Buradan herkese hayırlı günler diliyorum efendim.